Sinetek'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber düşük bütçeli bir oyuncu bilgisayarında kullanılabilecek bir anakarta bakacağız. Ben açıkçası bu markayı ilk defa duydum. Hohenanzi'nin 600M Plus kodlu anakartına bakacağız. Dediğim gibi ben bu anakart markasını ilk defa duydum. İlk defa bir ürünü alıyorum. Düşük bütçeli bilgisayar toplamak isteyen bir arkadaşım için bu kasayı toplayacağız. İçinde i3 işlemci olacak, 12. nesil bir i3 işlemci, 16 GB RAM, 500 GB M.2 SSD, 650 wattlık bir güç kaynağı. Asus'un dual modeli RX 6600 ekran kartı olacak. Peki bu anakart bize ne kadarlık bir bütçe katkısı sağlayacak? Yaklaşık 500 lira arkadaşlar. Şöyle de görmüş olduğunuz MSI'ın Pro H610ME anakartıyla şu anakart arasında 500 liradan fazla fiyat farkı var. Bu da aslında giriş seviyesi ve H610M chipsetti. Hohenanzi'nin bu anakartı da aynı şekilde H610M chipsetti. İki anakart da aynı chipseti kullanıyorlar. Üzerlerinde tabii ki farklılıklar var, bileşen farkları vesaire. Ama bugün bu farkları incelemeye çalışacağız. Tabii ki bir ön bakış gibi olacak. Yani sonuçta benim bu anakartla alakalı uzun süre testler yapıp sonrasında anakartla ilgili kesin fikrimi söyleme şansım olabilir. Bunun için bir 5-6 ay kullanmak lazım. Bu videoda iki anakartı yan yana koyacağız. Açacağız üzerlerindeki genişleme yuvalarını, bize verdiği M.2 yuvalarını, işte arkadaki çıkışlara bakacağız. Ve iki anakart üstün körü de olsa en azından bileşenler ve görüntü konusunda farklılıklarını görmeye çalışacağız. Bu anakartı kurduğum sisteme Windows kuracağız. Üzerine işte Crystal Diskmark ya da FullMark tarzı test programları yükleyeceğiz. Crystal Diskmark'ta üzerindeki M.2 yuvasının hızını ölçeceğiz. FullMark'ta da hem işlemci hem ekran kartını yüksek yüke sokarak sistemin stabilitesini kontrol etmeye çalışacağız. Giriş çok fazla uzatmayalım. Kutuları açalım. Anakarttan hem içerik farklarını hem de yapısal farklarını kontrol etmeye çalışalım. İki anakartı da masanın üstüne aldım. Sol tarafta Hohenanzi var. Sağ tarafta MSI var. İkisi de H600M chipsetli. Kutuları bir açmak istiyorum. Hohenanzi'den tek bir SATA kablosu çıkıyor. MSI'dan iki tane çıkıyor. Ayrıca Hohenanzi'nin içinde böyle bir Çince bir döküman var. Üzerinde muhtemelen şuradaki 3 yazısı 3 yıl garanti olduğunu gösteriyor ama Türkiye'de geçerli bilemiyorum açıkçası. MSI'da birden fazla bu tarz broşür var. Özellikle hızlı kurulum rehberi pek çok insan işine yarıyordur. Burası çok ilginç. MSI'da klasik şu ince metal braket varken Hohenanzi'de daha kaliteli, daha hoş görünen şöyle arka tarafı siyah olan ve üstündeki yazıların kırmızı olduğu daha hoş bir arka braket var. Bu konuda Hohenanzi kesinlikle daha iyi. Ayrıca MSI içinden M.2 SSD'leri takmak için yuvaya takmamız gereken bu vidalar da mevcut. Dediğim gibi iki anakartta H610M chipsetli. Şöyle yapıları, boyutları hemen hemen aynı. MSI birazcık daha geniş. Bu Hohenanzi birazcık daha uzun gözüküyor. Yuvalara baktığım zaman ikisinde de ikişer tane DDR4 RAM yuvası mevcut. Hohenanzi'de 3 tane SATA portu var. MSI'da bu portların sayısı 4. Ancak Hohenanzi'nin şöyle bir avantajı var. Bakın Hohenanzi'de 1-2 tane M.2 SSD yuvası var. Ayrıca şurada bir de küçük laptoplarda gördüğümüz wireless kartına takabildiğimiz bir M.2 yuvası daha mevcut. M.2 SSD yuvası MSI'da sadece 1 tane. Kesinlikle böyle olmasını tercih ederim. Ayrıca Hohenanzi'de PCI Express yani ekran kartı yuvasının dış metali birazcık daha kalın. Ama MSI'da da yine metalle kaplanmış daha güçlü bir port olduğunu bize gösteriyor. Yine Hohenanzi'de buradaki soğutma bloklarını görüyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj bence. Daha uzun ömürlü olması konusunda yardımcı olacaktır. Ekstra olarak da PCI Express bir yuvası. Soldaki anakartımızda bir iki taneyken MSI'da sadece bir tane. Çok fazla kullanılan şeyler değil ancak ihtiyaç duyulduğu zaman buradaki bir yuva yetmeyebilir. Bu durumda Hohenanzi avantajlı. Arka portlara baktığımızda gerçekten çok ciddi bir fark görüyoruz. Hohenanzi'de DisplayPort, iki tane de HDMI yuvası var. VGA yuvası da mevcut. MSI'de ise DisplayPort yuvası yok. Sadece bir HDMI ve bir VGA yuvası var. Bu konuda gerçekten fark yaratmış. Dediğim gibi bu anakartlar arasında en az 500 liralık fiyat farkı var. Soldaki 500 TL daha ucuz ama daha fazla özellik sunuyor. Sağdaki ise markasından dolayı 500 TL daha pahalı. Ancak bu markayı ben daha önce hiç test etmedim. Dolayısıyla şu an neyle karşılaşacağım bilemiyorum.
Sistem üzerine dizeceğim, Windows'u kuracağız. Sonrasında karalık testleri yapmak istiyorum. Az önce söylediğim gibi bu bütçe odaklı bir oyuncu bilgisayarı. O yüzden i3'ün 12100F işlemcisini kullanıyorum. GoodGem markalı bu 512 GB'lık SSD'de monte ediyorum. İki tane de 8 GB'lık RAM'imiz var. Her şeyi güzelce monte ettikten sonra şimdi kasaya dizilimini yapalım. Kasayı topladım, bilgisayarı açtım ve BIOS'a girdim. Karşımda bir sürpriz menüler. Çince çıktı arkadaşlar. Şu noktada biraz acemi olan ya da işte paniğe kapılan birisi takılıp kalabilir. Ancak tam üzerinde bulunan kırmızı menü bastığınız zaman İngilizce seçebiliyorsunuz ve her şey İngilizce oluyor. BIOS ekranı genelde gaming anakartlarda gördüğümüz şekilde yine kırmızı ve siyah tonların ağırlıklı olduğu bir ekran. Gayet güzel gözüküyor. Burada pek çok bilgiyi görebiliyorsunuz. Sağ taraftaki gelişmiş sekmesinde pek çok ayar yapabilirsiniz. Üzerine takılı olan NVMe'yi de problemsiz bir şekilde görmüş. Orada main menüsünde işlemciyi, üzerindeki RAM'i yine doğru bir şekilde gördüğünü siz de fark edeceksiniz. Sadece memori frekansını 2133 MHz görmüş. Tüm anakartlarda zaten aynı problem var. Bunu düzeltmek için birazdan bir işlem yapacağız. Chipset menüsüne geldiğinizde öncelikle görüntünün nerede alınacağını söylüyor. Burada eğer işlemcinizde bir ekran kartı varsa öncelikli görüntüyü ondan vermesini sağlayabilirsiniz. Azıcık otomatikte kalmasında fayda var. Yine dahili grafiği açıp kapatabilirsiniz. Yani işlemcinizde yine bir ekran kartı varsa o ekran kartını devre dışı bırakabilirsiniz. Ayrıca yine işlemci üzerindeki ekran kartının maksimum kullanıcı RAM miktarını da buradan belirlemeniz mümkün. Hemen yanındaki overclock menüsünde Memory Timing Settings'in altında memory profiline gelerek burada XMP profil 1'i seçersiniz. RAM'leriniz 3200 MHz hızında çalışacaktır. BIOS menüsündeki ayarlar diğer tüm anakartlarla hemen hemen aynı gözüküyor. Detaylı bilgi almak için üreticinin web sitesine gittim. Bu anakartı buldum ancak bir kullanım kılavuzu maalesef yayınlamamışlar. Orada ben göremedim açıkçası. Ancak bence üreticinin mutlaka anakartla alakalı detaylı bir kılavuz yayınlaması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi flash belleğimi takacağım ve Windows kuruluma başlayacağım. Beş dakikanın daha uzun süredir hem ekran kartını hem işlemciyi tam yükle çalıştırdığımız halde anakartta herhangi bir stabilite sorunu şu an için yaşanmamış gibi görünüyor. Bu Ananzi'nin H600M Plus modelli anakartını bir müddet kullanmak gerekiyor. Bu bilgisayarı bir arkadaşımız için topladık. Dolayısıyla bu bilgisayarla alakalı geri dönüşler almaya devam edeceğim. Eğer ki kullanım süresince bir takım sorunlarla karşılaşırsa mutlaka bir video çekerek bunları da güncellemek istiyorum. Ancak ilk bakış olarak bence Huananzi'nin bu anakartı gerçekten alınabilir gibi duruyor. Çünkü hem üzerinde yeterince genişleme yuvaları sunuyor. Arkada iki tane HDMI, bir tane DisplayPort veriyor. VGA çıkış zaten pek çok anakartta var. Bu özellikleri de rakiplerinden açıkçası birazcık sıyrılıyor. Yani giriş seviyesi fiyatlarında bir anakart olmasına rağmen, hatta pek çok markanın giriş seviyesi fiyatlarının çok altında bir anakart olmasına rağmen sunduğu özellikler giriş seviyesinin bir tık üstü gibi gözüküyor.
Şu an için bu analizi H600N Plus'ta herhangi bir problem gözükmüyor, tercih edilebilir gibi duruyor ama tekrar edeyim, piyasada birazcık daha yaygınlaşıp birazcık da geri dönüşlerin artmış olması gerektiğini düşünüyorum. Furmak testinin eşliğinde yavaş yavaş da videoyu kapatmak istiyorum. Her zaman söylediğim gibi kanalı desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi, katıl yaparak ekstra destek olmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlarınızı kanala davet edebilir, videoları onlarla paylaşabilirsiniz. Aklınıza gelen her türlü konuda videonun altına yorumlar yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.